Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır bir ay tatlısı tarifi ile geldim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. 2,5 su bardağı şekerimi uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine 3 su bardağı su ekleyip ocağımıza alalım. Ocağı almadan şöyle bir karıştıralım. Ben 2,5 su bardağı şeker kullandım. İsterseniz 3 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Ocağa aldıktan sonra arada karıştırarak kaynamasını sağlayalım. Şerbet yeteri kadar kaynadıktan sonra hemen üzerine 1-2 damla limon damlatıyorum. Limonu damlattıktan sonra 2 dakika boyunca kaynamaya bırakalım. Daha sonra ocaktan indirelim ve soğumaya bırakalım. Tatlımızın sıcak şerbetimizin soğuk olması gerektiği için bu işlemi uygulayalım. Şerbeti bir kenara aldıktan sonra hemen hamurumu yoğurma işlemine geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabın içerisine 150 gram tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurtanın 1 adet sarısını üzeri için ayırdım. Geri kalanını karışımıma ekliyorum. Daha sonra bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Unumuzu ilave etmeden önce bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım. Tamamını güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı un ilavesi yapacağım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. İlk malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Ve yoğurma işlemine devam ediyorum bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı unutmayalım ben hamurumu yeteri kadar yoğurdum gördüğünüz gibi 2 su bardağından fazla un eklemesi yapmadım şöyle bir toparladıktan sonra hamurumu iki parçaya ayırıyorum ve bir rulo haline getiriyorum Ruloyu ne çok ince ne de çok kalın yapmaya özen gösterelim. Tatlılarımızın ne ince ne de kalın olması bizim için önemli. Hemen bir rulo haline getirdikten sonra üzerine elimle bastırıyorum. Elimle bastırdıktan sonra bir çay bardağı yardımıyla keseceğim. Her yerinin düzgün olmasına eşit olmasına özen gösterelim. Her yerini güzel bir şekilde düzleştirdikten sonra hemen kesme işlemine başlıyorum. Evinizde herhangi bir halka kalıplardan varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Eğer ki yoksa benim gibi çay bardağı ile çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu işlemi yaparken bütün tatlılarımızın eşit olmasına özen gösterelim. Bu tatlı ile ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar genel arkadaşlardan da yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiği kadar bütün püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Tatlılarımızın tamamını aynı şekilde hazırlayalım. Hazırlamış olduğum ay tatlılarına uygun bir fırın tepsisine koyuyorum. Ben tatlılarımı borcamda pişireceğim. İstediğiniz fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Altına herhangi bir yağlı kağıt veya da tepsiyi yağlamıyorum. Direkt olarak koyuyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Tepsimize dizerken de yine aynı şekilde özen gösterirsek görseli daha güzel olacaktır. Bu tatlıyı ister ailenizle isterseniz misafirlerinize gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ben tatlılarımın tamamını dizdim. Üzerine ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını sürelim. Malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Her zaman olduğu gibi oradan da bakabilirsiniz. Yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Daha güzel kızarabilmesi için. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine bir çatal yardımıyla iz yapacağım. İsterseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çatalla şekil verirken de yine ay şeklini verirsek daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi. Çok basit bir işlemle kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Çatalla şekil verdikten sonra tatlımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık 45 dakikada pişirdim. Fırınlar değişiklik göstereceği için kontrollü olmakta fayda var. Hepsine aynı şekilde iz veriyorum. Daha sonra fırına gönderiyorum. Ben artık tatlılarımı pişirdim. Hemen üzerine tatlılarımı soğumadan şerbetimizi ilave edelim. Şerbetin mutlaka soğuk tatlında sıcak olması gerekiyor. En önemli püf noktalarından bir tanesi. Aksi takdirde hamurlanma olabilir ya da şerbetini çekmeyebilir. Şerbetini üzerlerine gelecek şekilde koymaya özen gösterelim. Şerbetin tamamını boşalttıktan sonra en az 2 saat boyunca dinlendirelim. Mutlaka dinlendirme işlemine özen gösterelim. Bu tatlıyı eğer akşamdan yaparsanız daha da lezzetli olacaktır Şerbetin tamamını döktükten sonra üzerine bir kesme tahtası ile kapatıyorum İsterseniz hiç kapatma bilirsiniz hiç problem değil Daha sonra 2 saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum Ben yaklaşık bir buçuk 2 saat boyunca dinlendirdim daha fazla uzun süre dinlendirirseniz daha güzel olacaktır Ben üzerine antep fıstığı ile süslemeyi tercih ediyorum İsterseniz hindistan cevizi ya da isterseniz hiçbir şeyle de süslemeyebilirsiniz. Sade olarak da tüketebilirsiniz. Bu şekilde görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Tamamını süsledikten sonra hemen servisimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak servis tabağımı alıyorum. Sizlere de daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ağızda dağılan, kıyır kıyır bir tatlı oldu. Denediğiniz zaman yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben servis tabağıma yeteri kadar aldım. Hemen sizlere yakından dokusunda göstermek istiyorum. Daha çatalımızı değdirmeden kendiliğinden dağılan harika bir tatlı oldu. Hazır aldıklarımızdan inanın hiçbir farkı yok. Hemen sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Ben yaklaşık bir buçuk saat dinlendirdiğim için tamamıyla şerbetini çekmediği halde harika oldu. Bir gece bir dinlendirirseniz muhteşem bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Gerçekten muhteşem oldu. Şimdi sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Ağızda dağılan kıyır kıyır muhteşem bir tatlı oldu. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.